Dünya sizi namazdan alıkoymasın. Kur'an'da şöyle buyurulur. Ey iman edenler! Sarhoşken ne dediğinizi bilene kadar namaza yaklaşmayın. Halebi şöyle diyor. İmam Bakır'a aleyhisselam, ey iman edenler! Sarhoşken ne dediğinizi bilene kadar namaza yaklaşmayın ayeti hakkında sorulunca şöyle buyurmuştur. Buradaki sarhoşluktan maksat uykudur. Uyku sersemliği sizlerin rükû, secde ve tekbirlerinizde ne söylediğinizi bilmeye izin vermez. Halktan birçoğunun düşündüğünün tam tersine ayetteki sarhoşluktan maksat şarap sarhoşluğu değildir. Mümin şarap içmez ve sarhoş olmaz. İmam Bakır aleyhisselam yine şöyle buyurmuştur. Bitkin, ağır ve uyku halinde namaza durma. Zira bunlar nifakın hasletlerindendir ve Allah müminleri sarhoşluk halinde yani uyku sarhoşluğunda namaza durmaktan nehyetmiştir. İmam Ali aleyhisselam, namaz halinde uyku sana galebe çalınca namazı kes ve uyu. Zira böyle bir hal içinde kendine dua mı yoksa beddua mı edeceğini bilemezsin buyurmuştur. Allah'ın kitabında buyurulur ki, vay o namaz kılanların haline ki onlar kıldıkları namazdan gafildirler. Bir başka ayette ise şöyle buyurulmuştur. Namazlarına riayet ederler. İşte onlar temelli kalacakları Firdevs cennetine varis olanlardır. Hazreti Ali aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Aziz ve celil olan Allah nezdinde hiçbir şey namazdan daha sevimli değildir. O halde dünya işlerinden hiçbir şey sizi namaz vakitlerinden alıkoymasın. Zira aziz ve celil olan Allah bir grup insanı kınamış ve şöyle buyurmuştur. Onlar namazlarından gafildirler. Yani namaz vakitlerinden gafildirler ve ona önem vermezler. İmam Sadık aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Her kim şu iki haslete sahip olmazsa ondan uzak dur, uzak dur, uzak dur. Kendisine o iki haslet nedir diye sorulunca Hazreti İmam şöyle buyurmuştur. Namaz vakitlerine özen göstermek ve mümin kardeşlere mali yardımlarda bulunmak. İmam Ali aleyhisselam Muhammed bin Ebi Bekr'e yazdığı mektubunda şöyle buyurmuştur. Namaz vakitlerine dikkat et ve namazlarını vaktinde kıl. İşin yoktur diye onu vaktinden önce kılma ve fazla işin vardır diye de onu vaktinden sonraya erteleme. Allah'ın sevgilisi buyurdu ki, namazları kılmada çok dikkatli davranmak kula dindarlık olarak yeter. Bir başka hadis-i şerifte ise şöyle buyurmuştur. Kul namazın vakitlerine ve güneşin durumlarına önem verecek olursa ölüm anında huzur içinde olacağını, hüzün ve kederlerinin giderileceğini ve ateşten kurtuluşunu kendisi için garantilerim. Hazreti Ali şöyle buyurmuştur. 5 vakit namazı vaktinde kılmaya dikkat edin. Zira bu namazların aziz ve celil olan Allah nezdinde yüce bir makamı vardır. Fazl bin Yesar, İmam Bakır'a namazlarına dikkat edenler ayetini sorunca Hazreti İmam şöyle buyurdu. Burada maksat farz namazlardır. Kendisine onlar namazlarında süreklidirler ayetinin anlamı sorulduğunda ise şöyle buyurdu. Bundan maksat ise nafile namazdır.